Ev satın almadan evvel komşularınızı araştırınız. Komşuluk, insanların toplum halinde yaşamalarının zaruri bir neticesidir. Toplumda, aile fertlerinden sonra birbirine en yakın olan, komşulardır. İyi komşu, insanın huzur ve saadetine. Kötü komşu da felaketine sebep olur. Ev alma, komşu al, sözü meşhurdur. İslamiyet, komşunun hakkını gözetmeyi ehemmiyetle bildirmiştir. Onların canlarını, mallarını, namus ve şereflerini korumayı bir vazife olarak yüklemiştir. Her Müslüman, salih, iyi, komşular arasında ev aramalıdır. Hadis-i şerifte. Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduğunu araştırınız. Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz, buyuruldu. Hem iyi komşu bulmalı, hem de iyi komşu olmalıdır. İyi komşu olmak, komşuluk vazifelerini yerine getirmekle, komşuya hürmet etmekle ve onunla iyi geçinmekle olur. Onun için komşuyu incitecek söz ve davranışlardan sakınmalı, uygun olmayan hallerine sabretmeli, karşılık vermemeli, ona tatlı dilli, güler yüzlü davranmalıdır. Muhtaç ise yardım etmeli, halini ve hatırını sormalı, üzüntülü, kederli zamanlarında teselli etmeli, sevinçlerini paylaşmalıdır. Cenazesi olunca taziye etmeli, yani sabır tavsiye etmeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu aç olduğu halde tok yatan, komşuluk hakkını yerine getirmemiş olur. Müslüman olmayan komşuya da iyilik yapmalıdır. Komşulukla ilgili hadis-i şerifler. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyelerde bulundu ki, komşuyu komşuya varis yapacak sandım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin ya sussun. Komşuya hürmet etmek, ana babaya hürmet etmek gibi lazımdır. Komşuların en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olandır. Komşunun miras gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslüman ise sende iki hakkı vardır. Biri komşu hakkı, biri de Müslüman hakkı. Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin, borç isterse borç verin, fakir ise ihtiyacını görün, hasta olursa ziyaretine gidin, ölürse cenazesinin arkasından gidin, sevinirse sevinin. Üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun, üzülmeyin deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin, veremezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Yemeğinizin kokusu ile komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin. Allahü Teala, bir salih Müslümanın hürmetine, komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır. 26 Ocak 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Salim Köklü.